Allah'ın ayetleri var ama onu bugün konuşmayalım. Bugün ona ihtiyaç yoktur diyen adamın Allah'ın ayetleriyle irtibatı kopuktur demektir. İşte metin. Estağfirullah. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi. Böyle bir kitapta insanlar için açık açık ortaya koymuş olduğumuz gerçekleri, hidayet kaynaklığını, gerçeğin belgelerini, indirdiğimiz bu hakikatleri gizleyenler var ya, ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Allah da lanet edebilecek her varlık da bu adamlara lanet edecektir. İşte burada mesela şu var. Deniyor ki ya zamanı mı kardeşim diyor. Allah indirmiş olduğuna göre demek ki zamanı gelmiş. Yeri mi? Ya tam yerine gelmiş ki konuşuyoruz değil mi? Dolayısıyla ya bırak işte her tarafta konuşma. Yani ortamı bozma. İnsanların canını sıkma ya kardeşim. Bu Allah'ın kelamı, sen Allah'ın kulusun. Ben bunu söylemediğim zaman Allah bana diyor ki ben indirmişim. Kur'an'da var. Sen bunu açıklamazsan Allah sana lanet eder diyor. Lanet edenler de lanet ederler. Allah seni dışlar, rahmetinden kovar, uzaklaştırır. Sonra gizli gizli tevbe etmen de işi çözmüyor hocam. Hah, o da son derece evet, miymiş? Yani ben bu kabahati işledim ama kendi başıma kaldığım bir yerde tevbe eder yırtarım. Yok, öyle bir şey yok. Diyor ki illellezine tabu. Yöneleceksin hakikate ve aslahu, ıslah edici faaliyetlerde bulunacaksın ve beyyenu, ve bu işi açıklayacaksın. Kime yanlış bilgi verdiysen o yanlışın yanlış olduğunu, doğrusunun bu olduğunu açık açık ilan edeceksin. Ondan sonra fe ulaike tubu aleyhim. Allah onun tevbesini kabul edecek. Bak bir toplantıdaydık Mehmet Hoca. O toplantıda Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı beyanlarda bulunan bir hoca. İnsanlar sorular sordular. O sorular da çok önemli kişiler. Uygulayacaklar hayatlarında. Ben orada kalktım, ona dedim ki bu mübarek dini böyle maskara göstermeye hakkın yoktur dedim. Sözünü geri al dedi. Aldım. Ne değişti dedim. Sonra toplantı bitti. Akşam ezanı okundu. Dedi ki kalkıp bir namaz kılalım da Allah günahlarımızı affetsin. Orada sen o insanlara Allah'ın ayetlerini gizledin, yanlış bir yol gösterdin. O insanlar Allah'ın emirlerini öğrenmek için sana gelmişlerdi, yanlış yol gösterdin. Şimdi diyorsun ki namaz kılayım Allah affetsin. Hayır, Allah kesinlikle affetmez. O insanlara gideceksin. Diyeceksin ki beyler ben size şöyle şöyle demiştim, Allah'ın emri şudur. Haberiniz olsun. Ondan sonra ya Rabbi beni affet diyeceksin ki Cenab-ı Hak affetsin. Aleni günahın gizli tevbesi olmaz. Olmaz. Şimdi ben mesela sizin cebinizden bir şey aşırıyorum. Farkında değilsiniz. Cebime atıyorum. Mehmet Bey hakkını bana helal et. Ben ne bileyim ne olduğunu ki. Sen de düşünüyorsun bir şey yok ya, niye bana bunu söyledi ki? Helal olsun. Helal olsun. Helal olur mu? Diyor ki kelebirden yedik diyor. Helal olur mu bu? Evet hocam, şu ayetleri de hatırlatmak tamam. İstiyorum. Bu hakikatleri gizlemenin faturasının ne olduğunu. Niye konuşuyorsunuz? Niye bunları söylüyorsunuz? Susun. Böyle gelmiş böyle gider filan mantığı mantık değil. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Peygamberler böyle gelmiş böyle gitmesin demek için gönderilmiş insanlardılar. Aynen öyle. Şimdi peygamberi bir misyonu takip etmek isteyenler hakikati Kur'an'dan öğrenip o Kur'an'ı, hakikati insanlara ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bunun ötesinde ne hesabı yaparsa bir adam, isterse karşısına dünyayı koysun, aldığı, tercih ettiği şeylerin akıbetini Cenab-ı Hak Bakara suresi 174 ve 175. ayette beyan buyuruyor, ilan ediyor. Buyuruyor ki innellezine yektumune ma enzelallahu minel kitab. Allah'ın kitaptan indirdiği gerçekleri gizleyenler ve yeşterune bihi semenen kalilen, onun karşılığında az bir bedeli satın alanlar. Bu para olur, şöhret olur, dedikodu olur, makam olur, mevki olur, ne olursa olsun. Bunun karşılığına, hakikatin karşılığına neyi koyup onu tercih etmiş ise adamlar, ulaike işte bunlar, ma yekulune fi butunihim illen nara, karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayanlardır. Sadece bu kadar mı?
Ve la yükellimuhumullahu yevmel kıyameti. Kıyamet günü Allah onlara konuşmayacaktır. Ve la yüzekkihim. Onları arındırmayacaktır. Ve lehum azabun elimun. Elem verici azap onları beklemektedir. Ne evet, korkunç bir tehdit bu. Ulaikellezine işterabu. Ha, ulaikellezine. İşte bu adamlar. İşterabu dalalete bil huda. Hidayetin karşılığında dalaleti, şaşkınlığı satın alanlar. Vel azabe bil mağfireti. Allah'ın bağışlamasının karşılığına Allah'ın azabını yerleştirenler, onu tercih edenlerdir. Fema asbarahum alennar. Ateşe nasıl da dayanacak bu adamlar? Başka bir ayette de yine Bakara suresinde ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Allah'ın katında bir hakikati şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diye Rabbimiz ilan buyuruyor. Evet hocam. Ya bir de şu var, yani Allah-u Teala bu gibi kişilere kafir diyor. Ya. Biliyorsunuz kafir de gizleyen demektir. Örten demektir. Şimdi az önce ben bunu şöyle yapsam bunu gizlemiş olurum değil mi? Örtmüş. Aynı zamanda örtmüş olurum. Yani kafir örten demektir. Şimdi diyor ki Allah-u Teala innellezine kafaru, yani bu ayetleri gizleyenler için söylüyor bu 161. ayette. Tabi yani evet. Mutlak hakikati inkar değil. Hakikati örten. Örtüyor. Kafir örten demek. Evet, söylemesi gereken yerde söylemiyor Allah'ın ayetini, gizliyor. Ona Allah kafir diyor. İnnellezine kafaru ve matuhum kuffar, gizlemiş olarak ölürse, açıklamadan ölürse ulaike aleyhim lanetullah. Bunların üzerinde Allah'ın laneti, vel melaike meleklerin laneti, ben nasi ecmain, tüm insanlığın laneti olacak. Çünkü insanlar diyecek ki biz açıklasaydın böyle olmazdı diyecekler ahirette, tamam mı? Ya da tersini söyleyenleri de bunlar bize hakikati tersine çevirdi diye mahşerin şahitleri onlar aleyhinde şahitlik yapacak. Ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Vaktin sonuna doğru geldi. Bakın Allah buna kafir diyor. Kime? Allah'ın ayetini gizleyenlere. Onun için izleyicilerimiz sakın ha. Herhangi bir kere önce mutlaka Allah'ın ayetlerinin mealini kafanıza iyice koyacaksınız. Bu boynunuza farzdır. Ali İmran 187'nin gereği.